Kırmıştı, ayrılmıştı. Hatta o sevgiyi heder etmişti. O nedenle herkes bu türküde yürek telleri titredi. Demek ki iki insan arasındaki bir aşk türküsü herkes tarafından sahipleniliyor. Ama iki ülke, iki halk, iki inanç birbirini küstürürse, ayrılırsa onların barışı için hiç kimse kıpırdamıyor. Bence barış çok anlamlı bir sözcük olduğu kadar insan önce kendisiyle barışmalı. İnsan önce kendisiyle barışmalı çünkü hiçbir insan doğduğu ülkeyi, halkını, inancını, annesini, babasını özgürce seçmiyor. Ama doğduktan sonra dönüp bakmalı, ülkesine bakmalı, inancına bakmalı, halk olarak kendine bakmalı. Anne babasına, ekonomik koşullarına bakmalı ve önce kendiyle barışmalı. Önce kendiyle barışırsa insan, ailesiyle barışır, çevresiyle barışır, toplumla barışır ve dünyayla barışır. Kendisiyle barışık olmayan insanın ülkesinde, ailesinde, dünyada, çalıştığı örgütte barışı sağlaması asla söz konusu değildir. İşte 20 yıldır Afganistan'da biliyorum hepiniz nereye giderseniz gidin kadın ya da erkek Afganlı kadınların çığlığı da sizinle yürüyor. Ve Afganistan'ı izledikçe Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ne şanslıyız, ne kadar şanslıyız. Bu hakkını teslim etmeliyiz. Eğer ben bugün burada bir kadın olarak sizlere sesleniyorsa demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bireyi olduğum için sesleniyorum. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da başlamıştı. İnsanlık o savaşta yaşanan acı ve utancı hiç unutmadı. Ve bu nedenle de 1 Eylül tarihi Dünya Barış Günü olarak ilan edildi. Barış bütün insanlığın ortak umudu, ortak özlemi. Özlediğimiz barış ortamı dünya genelinde tesis edilemiyor, savaşlar bitmiyor. Bugün Türkiye'nin komşularında savaş var, Türkiye'nin çok uzağında da savaş var. Kaos var, acı var, belirsizlikler var. Her gün binlerce insan savaşta ölüyor, evsiz kalıyor, göç etmek zorunda kalıyor. Yerinde kalanlar açlık, baskı, zulüm altında, körleştirme, zorla savaştırılma gibi risklerle karşı karşıya.
İster komşu ülkemizde olsun, ister başka bir coğrafyada olsun, savaşlar ülkemizi de etkiliyor. Ülkemiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün dahiyane barışçı politikaları sayesinde büyük savaşın dışında kaldı. Savaşların dışında kalsak bile etrafımızdaki yaşanan o acılar ve savaşın sonuçlarını, yarattığı acılarını hep gördük, yaşadık, tanık olduk ve maalesef o faturayı bizler de ortak olduk. Bunları gördükçe barışın ve bize yurtta barış, dünyada barış ilkesini miras bırakan ulu önderimizin değerini çok daha iyi anladık diye düşünüyorum. Burada Kıbrıs'ta Türk soydaşlarımızın katledilmesine karşı askeri harekat emri veren ve bu askeri harekata barış harekatı adını verecek kadar naif, barışsever ve bir devlet adamı olan Sayın Bülent Ecevit'i de anmak isterim. Atatürk, bir ulusun varlığı tehlikeye girmedikçe savaş cinayettir demişti. Merhum Başbakanımız Bülent Ecevit de Kıbrıs halkının varlığı tehlikeye girdiği anda savaşa karar vermek zorunda kalmıştı. Kıbrıs Barış Harekatı'nı dünyaya duyururken biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barışı getirmek için adaya gidiyoruz demişti. Aradan geçen yarım asra yakın zamanda adaya savaş için değil, barış için gittiğimizi bütün dünya gördü. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak aynı felsefeyi de Mersin Kıbrıs Barış Parkuru'nun uluslararası spor camiasına tanıtılmasına destek olduk, ona vesile olduk. Kıbrıs'ın Türkiye'ye ne kadar yakın olduğunu göstermek, ülkemizin ve halkımızın barış mesajını iletmek üzere Mersin'den Kıbrıs'a kadar kulaç atan yüzücülerimize yine destek verdik. Onların Kıbrıs'a yüzerek geçmelerine vesile olduk. Ve bu alanı Dünya Açık Deniz Federasyonu bir geçiş alanı olarak ilan etti ve tarihinde ilk defa yüzücü bir spor organizasyonunda şu anda Kıbrıs'a yabancı sporcular da yüzmekteler. Yenişehir Belediyesi olarak barış fikrinin, barış felsefesinin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çalışmalara da imza attık. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimiz, barış, sevgi, kardeşlik, bir arada yaşamak kültürü şiarıyla gerçekleşiyor ve bundan sonra da gerçekleşmeye devam edecek. Şehrimizin yüzde parklarından birinin ismini Barış Parkı adına vererek bu konudaki farkındalığımızı ifade etmeye çalıştık. Bir gün dünyanın her yerindeki savaşların biteceği, barışın her yerde hakim olacağı inancıyla ve umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günümüzü kutluyorum. Evet, ben dün akşam daha sizi